Kapımı dualarla kilitleyerek evden ayrıldım. Otogara giderek bir saat sonrası için bilet aldım. Otogarda otobüsün hareket saatini beklerken insanlara ne hediye alabilirim diye düşündüm. Herkes için ayrı ayrı şeyler düşünerek bunları bir deftere not ettim. En güzel hediyeleri Ester için düşünmüştüm. O zamanlar MP3 çalarlar son modaydı. Ester'e bir tane MP3 çalar ve seveceği kıyafetler alacaktım. Bunları düşünürken hareket saati gelmişti. Sekiz saatlik bir yolculuğun ardından uzun yıllarımı geçirdiğim şehre geri gelmiştim. Yıllarım içeride tutsak olarak geçse de hayatımı burada inşa etmiştim. Bana ben olmamı sağlayan ne varsa kazandığım her şey burada, o yüksek duvarların çevirmiş olduğu yetimhanede kazanmıştım. İlk kez konuşacağım insanlar olacaktı hepsinin yüzlerini merak ediyordum. Otogarda inerek şehir merkezine giden araçlardan birine bindim ve dışarıyı seyrederek şehir merkezine kadar vardım. İlk işim bir oyuncakçıya gitmekti. Epkeme seslenerek yurtta kaç tane 10 yaş altı çocuk olduğunu saymasını istedim. Mevcut rakamla birkaç saniye sonrasında yanımda belirmişti. Onunla beraber hepsine güzel oyuncaklar aldım. Hediye paketlerine güzelce saydırdım. Parasını ödedikten sonra burada bir süre durmalarını, birkaç saat sonra gelip alacağımı söyledim. Onlar da memnuniyetle kalabileceğini belirttiler ve oradan ayrılarak 11 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için bir şeyler almaya gittim. Epkem herkesin neye ihtiyacı olduğunu tek tek söyledi. Ben de o ne derse bir bir aldım. Onları orada bırakarak 16 ila 18 yaş arasındakilere bir şeyler bakmaya gittim. 18 yaşındakilere özellikle dışarıda giyebilecekleri şeyler aldım. En son Esther'e de bir şeyler aldıktan sonra yurttaki personele ve kendime de birkaç parça eşya aldım. Her kutunun üzerine kime ait olduğunu paketlenirken özellikle yazdırdım ki orada karışıklık yaşanmasın. Akşama doğru bir otel ayarladım. Kendi eşyalarımı odaya çıkardıktan sonra Resepsiyona giderek tanıdıkları bir taksi olup olmadığını sordum. Oradaki çalışan kendisinin bir yakını olduğunu, hem ucuz hem de güvenilir olduğunu söyledi. Bunun üzerine aramasını söyleyerek beklemeye başladım. 5 dakika sonra taksi dışarıda belirmişti. Resepsiyoniste teşekkür ederek otelden ayrıldım. Taksiye bindim, eşyaları aldığım mağazalara tek tek uğradık. Hepsini zor da olsa taksiye sığdırmayı başarabilmiştik. İşimiz bitince beni otele bıraktı. Oteldeki görevlilerin de yardımıyla takside olanları odama taşıdık. Daha sonra taksinin yanına geri indim ve ücretini ödeyerek sabah saat 8'de gelip gelemeyeceğini sordum. Beraber yetimhaneye gideceğimizi söyledim. O da böyle bir işe gelmemek olmaz. Sabah saat 8 gibi burada olurum. Sen merak etme dedi ve bunun üzerine vedalaştık ve tekrar otele döndüm. Resepsiyonist Durumumu sorduğunda anlattım. Biraz muhabbet ettik ve bir şeyler yemek için oradan ayrıldım. Dışarıda dolaşarak camlarda olan yemek reklamlarına baktım. O zamanlar tam meydanın göbeğinde Burger King ilanı vardı. Bu gözüme çarptı. Daha evvel hiç yemediğim için merak etmiştim. Kasanın üzerinde olan tabelada değişik değişik hamburgerler vardı. İyi de bunların hangisi güzeldir ki? Bunu düşünürken kasadaki kız ne arzu etmiştiniz? Ben siparişinizi alayım dediğinde ben ne nedir bilmiyorum. Ondan dolayı bakıyordum dediğimde alaycı bir gülümsemeyle baktı bana. Bunu fark eden diğer kasadaki kız yanıma geldi. Size ben yardımcı olayım dediğimde maalesef herkes hayatta sizler kadar şanslı olmayabiliyor. Annesi babası olmadan hayatta kalmaya çalışan nice insanlar var. Yetimhanede böyle şeyleri görüp yemek bilmek bizler için imkansızın da ötesinde olan şeylerdi. Bunu söyleyerek kızı yanıtladım. O an o gülen ahmak renkten renge, şekilden şekile girerek yanımızda daha fazla duramadan arka tarafa geçti. Kız, siz onun kusuruna bakmayın. Ben size şu menünüzden ve şu soslardan öneririm. Benim en sevdiğim bu. Sizin de seveceğinizden eminim. Tamam o halde. Bunu söyleyerek parasını ödedim ve beklemeye başladım hazırlandıktan sonra içeride olan masaya giderek oturup yemeye başladım. Çok acemilik çekip mantığında zorlansam da gerçekten çok beğenmiştim. Acaba Esther'e bunları yedirdiğimde ne düşünecekti? Yemeğimi bitirdikten sonra kasadaki kıza çok beğendiğimi ve teşekkür ettiğimi söyleyerek oradan ayrıldım. Otele doğru yürürken birisi pardon diye arkamdan seslenmeye başladı. Etrafıma baktığımda benden başka bu istikamette kimsenin olmadığını fark ettim. Arkamı dönerek sesin geldiği yöne baktım. Gelen o ilk başta kasada olan kızdı. Koşarak yanıma geldi. Bak, ben özür dilerim. Bilmeden kalbini kırdım. Bir an boşluğuma geldi. İlk kez yiyeceğim dediğinde ana kuzusu olduğunu ve ailenden gizli geldiğini düşündüm. Burası henüz buralarda yeni. Bu yüzden insanlar ön yargılılar. Senin de öyle biri olduğunu sandım. Affet dedi. Önemli değil. Sen de bilmeden yapmışsın sonuçta. Bunun için üzülmene gerek yok. Hoşça kal diyerek yanından yeniden arkamı dönerek yürümeye başladım. O ise koşarak yeniden önüme geçti ve geri geri yürümeye başladı. Eğer vaktin varsa benim mesaim bitiyor. Birazdan çıkacağım. Şurada bir kafe var. Beraber bir şeyler içelim. Sonra söz rahat bırakırım. Yoksa gideceğin yere kadar başının etini yerim. Önümde geri geri yürürken arkasına bakmıyordu. Ben de arkasındaki direği fark etmesin diye düşünüyormuş gibi yapıyordum. Son birkaç adım daha kalmıştı. Son adımını da atınca kafasını tak diye direğe vurdu. Çok hızlı yürümediği için bu onun canını fazla yakmazdı. Başım diye bağırınca gülmeye başladım. Şimdi bir şeyler içebiliriz, ödeştik dediğimde gülümsedi ve sen burada bekle. Ben hemen geliyorum diyerek kafasını tutup iş yerine geri gitti. Birkaç dakika sonrasında üzerini değiştirmiş, parfümünü sıkmış, saçlarını toplamış halde geri geldi. Nasıl oldu kapan diye gülerek sordum. Alacağın olsun dedi gülümseyerek ve beraber yürümeye başladık. Yaya geçidine geldiğimizde araçlara kırmızı yanmasını bekledik. Yayalara yeşil ışık yanınca da yürümeye başlamıştık ki bir ses dur sakın gitme dedi. O an hızla gelen aracı fark etmem bir oldu. Kız fark etmemiş yürüyordu. Ona sarıldığım gibi bir hışımla geriye kaçırmam bir oldu. Kız ne olduğunu anlamamıştı. Hızla gelen araba ışıkta duran araçlara vurmasıyla diğerlerini savurmuştu. Önce kafamı vurmamı sağla, şimdi ise hayatımı kurtar. Kafanı vurmana izin verirken zarar görmeyeceğini bildiğim için izin verdim. Ama sana bir arabanın çarpmasına da izin veremezdim. Çok teşekkür ederim diyerek bana sarıldı ve kendimize geldiğimizde ortalık savaş alanına dönmüştü. Hızla oradan ayrılmamızın gerektiğini yoksa sıkıntı yaşayacağımızı söyleyince hemen karşıda olan kafeye geçtik. Ulan iyi de o ses kimindi? Epkemin olmadığına eminim. Gayipten gelmişti onun kim olduğunu bulmalı ve teşekkür etmeliydim. Adının duygu olduğunu öğrendiğim kızla çay ve tatlı yiyerek uzun uzun sohbet ettik. O da İzmirliymiş. Yakında okulunun yaz tatiline gireceğini ve yazında İzmir'de olacağını. Orada bana bilmediğim bir sürü değişik yemek yedireceğini söyledi. Bu şekilde sohbet ederken saatine baktı. Saatin bayağı ilerlediğini, artık gitmesinin gerektiğini, yoksa yurda alınmayacağını söyledi. O an nasıl yani? Ne yurdu dediğimde burada üniversitede okuduğunu, ek gelir içinse part time çalıştığını söyledi. Yanımdan ayrılırken telefon kullanıp kullanmadığımı sordu. Ben de telefonumun olduğunu ama henüz hiç kullanmadığımı söyledim. O ise yine gülerek ver o halde ilk kez kullanılmasını sağlayayım. Bunu söylediğinde nasıl yani diyerek telefonu cebimden çıkardım eline aldı ve kendi numarasını ekledi. Haklıymışsın. İlk defa benim numaram kaydedildi bu telefona. Kendimi özel hissettim şu an dedi. Yüzünde aynı kızarma başlamıştı. Daha sonra bana uzattı ve eğer konuşmak istersen ya da yazmak istersen buradan bana ulaşabilirsin dedi. Ve birlikte oradan kalktık. Ne kadar hesabı ödemeye çalışsam da bu benden. Ben seni davet ettim asla ödemene izin vermem diyerek zorla ödemişti. Otel kalacağım yere çok yakın olduğu için beni otelin oraya bıraktı. Sonrasında ise kendisi dolmuşa binerek yurduna gitti. Resepsiyondan anahtarı alarak odama çıktım. Üzerimi değiştirdikten sonra Epkem diye seslendim ve birkaç saniye sonra yanımda belirdi. Kısa bir sohbetin ardından bugün olan olayı anlattım. Kızın Kafasını vurduğu anı anlattığımda beraberce uzun uzun güldük ve daha sonra Epkeme asıl meseleyi anlattım. Epkem nasıl yani? Ben de en ince detayına kadar bir daha anlattım ve sesi bile tarif ettim. İyi ama bu olamaz. Ne olamaz anlayamadım. Senin çevrende benden başka cin yok dedi ve ortadan kayboldu. Epkem, Epkem diye seslendim birkaç saniye sonrasında geri geldi. İçine girdim, her yere baktım ama içerinde de bir şey yok. Epkem tedirgin olmuştu. Bu her halinden anlaşılıyordu. Sadece ses duydun yani öyle mi? Başka bir şey görüp etmediğinden emin misin diye de sordu. Hayır, eminim. O an o panikle kızı kurtardım, daha sonrasında dikkatlice baktım ama görünürde bir şey yoktu. Bu durduk yere olacak bir şey değil. Acaba gezicilerden birine mi denk geldim? Ama onlar da öyle konuşmazlar durduk yere. Bunun ne olduğunu anlamamız gerek ama nasıl? Aman. Belki de anlık bir şeydir. Yeniden olursa o zaman derinlemesine araştırırız. Sen de haklısın. Ben sana musallat mı olundu acaba diye korkuyordum ama öyle bir belirti de yok. Ben araştırmaya devam edeceğim merak etme. Bunu söylediğinde o halde yarın yurtta görüşürüz diyerek yatağıma girdim. O uyumamı ve bir süre burada saklanıp bekleyeceğini söyledi. O kadar da kafana takmana gerek yok. Ben bunun için söylemedim ki bunu. Olsun. Risk almaya gerek yok. Sen uyumana bak. Bunun üzerine gözlerimi kapattım ve uyumaya başladım. Sabah saat yedi gibi uyandım. Yataktan doğrulduğumda Epkem camdan izlemeye devam ediyordu. Günaydın. Sen hala gitmedin mi? Hayır. Gece içim el vermedi gitmeye. Emin olmak istedim. Gel o halde. Yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltıya inelim. Seni kapıda bekliyorum. Birkaç dakika sonra banyodan çıkarak üzerimi değiştirdim ve kahvaltı için Epkem'le beraber otelin yemek bölümüne indik. Açık büfe kahvaltı vardı. Karnımı tıka basa doyurdum saat 8'e geliyordu. Oradan ayrılarak odama çıktım ve eşyaları yavaş yavaş resepsiyona indirdim. O esnada taksici de gelmişti. Beraber hepsini arabaya doldurduk. Epkeme yurda gitmesini benim de geleceğimi söyledim. Yarım saat kadar yol gittiğimizde yetimhaneye varmıştık. Taksicinin de yardımıyla hediyelerin hepsini müdüriyete taşıdık. Taksiciye para vermek istediğimde bu benden olsun. Böyle bir hayıra benim de katkım olsun. Bunun üzerine numarasını aldım ve çıkacağım zaman ararım o halde ama parasını alacaksan gel yoksa aramam dedim. O da gülerek onu geldiğimde konuşuruz diyerek gitti. Müdür ve diğerleri beni gördüğünde bayağı şaşırmışlardı. Hepsine sarılarak özlem giderdim. Kısa zaman olmuş olsa da yıllarca beraber kaldığım insanlardı ve özlemem de çok normaldi. Müdür neler oldu böyle diye sorduğunda başımdan geçenleri anlattım. Benden çok sevinmişti bu duruma. Hediyelerini orada verdim yönetime, diğer kardeşlerime de kendim vermek istiyorum dedim. Bunu söylediğimde merak etme. Birazdan dışarıya çık saati gelecek. Ben birazdan personele haber veririm. Çok teşekkür ederim o halde. Ben o zamana kadar her zaman oturduğum ağacın altına gideceğim. Orayı bile Nasıl özledim anlatamam. Müdür gülümseyerek telefonunu eline aldı. Ben de bundan yüz bularak Çınar'ın dibine gitmek için dışarıya çıktım. Daha birkaç adım atmamıştım ki Ester kapıdan koşarak çıktı. Epkem söylemiş olmalıydı. Birkaç saniye sonra yanıma gelmişti bile. Boynuma bir anda sarıldı ve seninle çok özledim. Bir gün daha gelmeseydin kaçacaktım buradan. Ben de gülerek onu hissettim de ondan geldim dedim. Ben de ona sarıldım ve yurttaki diğer personelle çocuklar da dışarıya çıkmaya başladılar. Geldiğimi gören koşarak gelip sarıldı. Yurttakilerin hepsiyle sarılma faslım bittikten sonra sizlere hediyeler getirdim. Müdüriyetin orada. Hep beraber oraya gidelim diye seslendim. Benle Ester önden, çocukların hepsi arkamızdan geldiler. Konuştuğumu duyanlar dışarıya çıkmak nasıl da yaramış. Bülbül'e dönmüşsün diyerek benimle alay ediyorlardı. ile beraber içeridekileri çıkardık. Paketlerin üzerindeki isimlere göre herkese yeniden sarılarak hediyelerini verdim. Bu iş birkaç saat sürmüştü. En son yurttaki personellere de aldıklarımı verdim ve emekleri için teşekkür edip ellerinden öptüm. Sıra Esther'e gelmişti. Aldığım kıyafetleri, MP3 çaları ve parfüm hediyemi verdim. Uzun bir sarılmanın ardından giy de gel bir göreyim nasıl olmuş diye cümleye başlamıştım ki daha sonunu getiremeden koşarak yurda girdi. Ben de çınar ağacının altına giderek oturdum. Nasıl da özlemişim burayı anlatamam. Epkem yanımdaydı. Ester gecikince ben Estere bakıp geliyorum diyerek yanımdan ayrıldı. Ben de sırtımı ağaca iyice yasladım ve gözlerimi kapattım. O an bütün bedenime bir uyuşma girdi. Bütün kontrolüm benden alınmış gibiydi. Kalbim sıkışmaya, nefes alamamaya başladım. Allah'ım ne oluyordu böyle derken gözlerimi zor da olsa açabildim. Ama burası bambaşka bir alemdi. Hala hareket edemiyordum ama gözlerimle çevreye bakmaya başladım. O an korkma. Burada güvendesin. Sana zarar vermek için gelmedim. Bu dünkü sesti. O ses konuştuğunda hareket edebilmeye başlamıştım. Sen de kimsin? Benden ne istiyorsun diye sordum. Ben Seymerdeş dedi. Seni göremiyorum. Şimdiye kadar birçok cin gördüm ama senin gibi bana etkileri olmadı. Beni öldürmek için mi geldin? Hayır. Seni neden öldüreyim? Şu son birkaç gündür yaptıklarımdan ötürü olabilir. Beni başka bir boyuta getirerek kilitledin bedenimi. Öldüreceksen de bunu burada yapma. İnsanlar üzülsün istemiyorum. Seni öldürmek için gelmedim. Neden geldim peki? Ne istiyorsun benden? Bana kendini göster. Buna emin misin? Evet eminim. Arkamdan o anda bir ışık doğmaya başladı ama güneşe bakarken göz dayanamayarak kapanıyor ya. Aynen öyle oldum. Yavaşça ışık arkadan önüme doğru geldi. Elimle gözlerime siper yaparak bakmaya çalıştım. Kapkara bir çarşaf vardı üzerinde ama bu ışık nereden geliyordu böyle? Elimi yukarıya doğru kaldırdım. O an sadece çarşafta gözlerin olduğu yerin açık olduğunu gördüm. Işık oradan çıkıyordu. Asıl suretin nedir ey cinliya? Seni görebileceğim bir forma bürün. Epkem nasılsa sen de öyle görün. Onun için maneviyatının artması gerekli. Ölmek istemiyorsan sabret ve Allah'a dua edip bolca şükret. Ey cinniya! Artık söyle, benden ne istiyorsun, neden kurtardın beni? Bunu daha sonra konuşacağız. Cebine bıraktığım kağıt. Onu sakın kimseye gösterme ve kimseye bundan bahsetme. Orada yazanları harfiyen yap, ben yeniden geldiğimde az da olsa hazırlığın olsun. O an birden yanımda Epkem belirdi. Epkem Seymereş'e saldırmaya çalıştı ama yanına bile gidemeden geriye fırlayarak yanıma düştü. Seymereş bana dönerek bu sırrı sadece ikiniz bileceksiniz. Sizden başka birine bunu söylediğinizi duyarsam dedi Epkem'e dönerek. O an Epkem öyle çığlıklar atmaya başladı ki Epkem'e sarıldım ve onu rahat bırak diyerek bağırdım. O an Epkem'in acısı dinmeye başlamıştı. Bana teşekkür ederim Hayatımı kurtardın dedi. Sakın Ester'e bir şey söyleme. Başımıza ne geldiğini bilmiyoruz dedim ve o an başıyla onayladı. Daha sonra kayboldu. Ben yavaş yavaş ayılmaya başlıyordum. Gözümü açtığımda Ester başımda beni uyandırmaya çalışıyordu. Ben iyiyim. Bunu söylediğimde Ester bana sarıldı. Bedenimdeki uyuşma halen geçmemişti ama burnumda bir ıslaklık olmaya başladı. Canımı fazlasıyla sızlatıyordu. Elimi zor da olsa burnuma götürdüğümde kanadığını fark ettim. Esther telaşa kapılmıştı. Ne oldu sana dediğinde günlerdir sürekli yolculuk halindeyim. O beni yormuş olmalı. Biraz dinlenirsem bir şeyim kalmaz dediğimde az da olsa sakinleşmişti. Bu nasıl bir güçtü böyle. Burnumu kanatmaya gücü yeten. Kim bilir daha neler neler yapardı. Bunu düşünerek. Cebimden peçeteyi çıkarıp burnumu iyice sildim. Epkeme baktığımda ortalıkta yoktu. Ester'e nerede olduğunu sorduğumda hissedemiyorum. İlk kez bu kadar uzakmış gibi geliyor. Ben de anlamış değilim ne olduğunu. Ona içine girmesini ve bakmasını söyledim. Normal halinde içine girdikten sonra çarşaflı olarak geri çıktı içinden. Sonra da kayboldu. Anladım ki çok zarar görmüştü ve Ester anlamasın diye çarşafın içine gizlenmişti. Konuyu değiştirmek için ona ailemin evini, köyümü ve yaptıklarımı anlattım. Hayranlıkla beni dinliyordu. Sen buradan çıktığında rahatça yaşayabileceğimiz bir düzenimiz ve bize yetecek kadar paramız olacak. Az kaldı. Biraz daha dayanman gerekiyor. Kaçarsan eğer ikimizin de başı derde girer. Ama aması falan yok. Emin ol. Ben de yanımda olmanı çok istiyorum ama ailelerimiz başımızda olmadığı için bu ikimize de sıkıntı yaratır. Sen kaçtığında ilk gelecekleri yer zaten benim evim. Ben sürekli gelip yanında olacağım. Yakında ehliyet de alacağım. Sen çıkana kadar ehliyetimi almış olurum. Beraber buradan arabamızla gideriz. Esther buna çok sevinmiş gibi durmuyordu ama mecburen de buna katlanmak zorundaydı. Saat ilerlediğinde Gitme vaktimin geldiğini söyledim. Ayağa kalktığımda başım dönmeye başlamıştı ama bunu ne Ester'e ne de diğerlerine belli edemezdim. Tekrar herkesle vedalaştım ve taksiyi aradım. Bir süre sonra dışarıda korna sesi çalmaya başlayınca da Ester'e yeniden sarılarak vedalaştım. Babamların köyüne gideceğimi, anne ve babamın mezarını yaptıracağımı, yakında gene geleceğimi söyledim. Veda zor da olsa oradan ayrıldım. Taksiye bindiğimde otelin yakınlarında bir yerde beni bırakmasını söyledim. Bu defa zorla da olsa parasını verdim. Her şey için çok teşekkür ettim. Ne yapacağımı bilmez bir halde yürürken biri adımla seslendi. Kafamı çevirdiğimde bu duyguydu. Elini sallıyordu. Geri dönerek yanına gittim. Hayırdır küs müyüz diye sordu. Ben de o ne demek? Tabii ki küs değiliz. Bugün yetimhaneye bir şeyler götürdüm. Eski dostlarımı görünce onlar biraz kafama takıldı. Ondan dalgınım. Kusura bakma lütfen. Aç mısın? Dalgınlıktan onu bile unutmuşum. Hem de nasıl açım. Bana ne önereceksin peki dedim gülümseyerek. O da benim en sevdiğim menü bu. Bundan ye bence çok beğeneceksin. Ama ben ısmarlıyorum. Hayda, başladın gene. Parasını vermeyeceksem yemem. Bunu baştan söyleyeyim. Hem dün affetmiştim seni zaten. Ben onun için değil, içimden geldiği için ısmarlıyorum. Olsun, ben ödeyeceğim. Yoksa yemin ederim bir şey yemem giderim. Tamam, sustum. Bu sözün üzerine ücretini ödedim, yemek çıktığında da alarak dün oturduğum yere geçtim. Birkaç dakika sonrasında Duygu yanıma gelerek oturdu. Rahatsız etmiyorum değil mi seni diye sordu. Saçmalama. O ne demek öyle? Öyle olmasam dün mesaj atardın. Sabah yetimhaneye hediyeler götürmem gerekti. O yüzden erkenden uyumam lazımdı. İnanayım mı buna? Neye? Benden nefret etmediğine. Hayır. Tam aksine yetimhane dışında olan ilk arkadaşımsın. Senden neden nefret edeyim ki? Bu konuşmalar eşliğinde Tam yemeğimi bitirdim, ağzımı siliyordum ki peçeteye gene kan bulaşmıştı. İyi misin? Evet iyiyim. Günlerdir yolculuk yapıyorum. Üzerine bir de bu olay binince sanırım ondan oldu. Sabah da olmuştu, geçer birazdan. Gel o halde lavaboya götüreyim seni. Olur. Duygu koluma girdi ve beni lavaboya kadar götürdü. Elimi yüzümü bolca su ile yıkadım. Kanın akması durunca aynadan kendime baktım. Gerçekten de perişan duruyordum. Anlamın ortasında bir uçtan bir uca bir çizgi oluşmuştu. Son kez yüzüme su vurduktan sonra elimi yüzümü iyice kuruttum. Dışarıya çıktım, duygu halen orada bekliyordu. Benim yüzümden, işinden de oldun. Hayır, sıkıntı yok. Moladayım zaten. Sen nasıl oldun, iyi misin onu söyle. Evet, daha iyiyim. Otele giderek biraz dinlensen bir şeyim kalmaz. Emin misin? Eğer istersen doktora götürebilirim seni. Hayır iyiyim. Biraz dinlenmem lazım o kadar. Şimdi müsaadenle otele dönmeliyim. Yarın İzmir'e geri gideceğim çünkü. Bana veda edecek misin? Evet. Yanına uğrayacağım mutlaka. Söz mü? Söz. Bu konuşmaların ardından otele dönerek odama çıktım. Epkem diye seslendim ama Epkem'de ses seda yoktu. Acaba o mu bir şeyler yaptı diye düşünmeye başlamıştım. O an cebime koyduğu kağıt aklıma geldi. Yataktan fırlayarak elimi cebime attım, gerçekten de bir kağıt vardı. Kağıdı yavaşça cebimden çıkardım. Bayağı eskiydi. Yırtmadan açmaya başladım. Uzunca yazılmış Arapça bir metindi. Dikkatlice okuduğumda Allah'ın isimlerinden oluşan zikirler vardı. Hepsini de belli sayılarda okumam gerekiyordu. Banyoya girerek abdest aldım ve önce namaz kıldım. Daha sonra olduğum yerden kalkmadan zikirleri okumaya başladım. Ne kadar okudum bilmiyorum ama okudukça okuyasım geliyordu. Nihayet son zikri de okuduğumda o an odanın içerisi birden aydınlandı. Geriye sıçradığımda ise arkamda bir şeye çarptığımı fark ettim. Kafamı çevirdiğimde ise